Aziz Başkan başladı. Kakara, Kikiri ilk Yiğit Bulut'a çaktı. Sen bana ne destek oluyorsun bilmem ne, hükümetten. Tabii o doğru. Şimdi onu kullanıyor Ali Koç tarafı. Hükümete yakın hesaplar Aziz Yıldırım destekliyor. Ya bir kere bu komik. Hükümete yakın hesapların ne işi var Fenerbahçe yönetiminde? Yiğit Bulut Galatasaraylı'dır. İnan Kıraç'ın adamıdır. Yani ne geliyorsun? İnan Kıraç'ın mektubunu Tayyip Bey'e şey yapan odur. Götüren odur. Okuyan şeydi. Meşhur o SBK bilmem ne. Ya kardeşim sonuç olarak yani baktığında ne işin var burada olaylarda? Ama sanki bir tık Ali Koç daha şanslı gibi görüyorum ben. Ben Ahmet hocamdan merak ediyorum ama Sinan demiş ki Rasim'i ve Ahmet Çakar'ı Peru'ya bekleriz. Kafa dağıtmaya. Nereye? Rasim adam mıdır Ahmet hocam? Peru'ya. Peru. Ne işim var Peru'da? Benim. Hocam gidelim ya, ben hayalim Peru'ya gitmedim. Ahmet geldiği gibi oku chatleri. Hocam Peru'da bu ara bir son dakika bilgisi vereyim. Eşcinseller hastalıklı olarak nitelendirilmiş. Öyle mi? Allah Allah. Bugün resmi olarak ciddi Peru devleti eşcinselleri hastalıklı olarak Yunanistan'da şey da eşcinsel evlilik serbestleşti. Resmi dinli var mı acaba Peru'nun? Ya İspanyolca konuşuyor. Peru. Resmi dini var mı acaba? Peru Lima, bak Peru'yu şöyle bilirim. Peru'nun gelmiş geçmiş yarattığı, ürettiği en büyük yazar Mario Vargas Llosa'dır. Edebiyatçı. Ben onu iyi bir okuruyumdur. Onun için Peru'yu bilirim. Hocam ben de Claudio Pizarro'yu bilirim. Peru'lu. Aynen, sen futbolcu olarak futbol bilirsin. Peru Lima yalnız fakir bir ülke değil. Yani yine Latin Amerika koşullarında fena bir ülke değil. Yani bizim gibi diyelim. 9-10 bin dolar. Ama eşcinsellik hastalık demek ki daha koyu Hristiyan biri geldi demektir. Şey, oradan diyorum. Onu bilmiyorum. Güncel siyasi Ahmet bilmiyorum. Hocam. Ahmet hocam. Buyurun beyefendi. Bugün Aziz Yıldırım kazanır mı? Söyle açık. Konuşmasını izlediniz. Gir. Evet beyefendi. Gayet formunda, neşeli, pozitif bir havada ve özellikle hani hiç karşı suya hiç laf değdirmeden, özellikle Ali Koç'un ismini anmadan, sadece Fenerbahçe ağırlıklı, Fenerbahçe'yi başarıyı taşıyacağına ağırlıklı ve sadece hedefinde başka şampiyonluk olduğunu belirtti. Siz ne düşünüyorsunuz Sayın Aziz Yıldırım? Aziz Yıldırım neşesini nasıl buldunuz? Aziz Yıldırım olduğundan beri yaptığı en başarılı basın toplantısı. Kaldı ki ders almışsınız hocam. Ders değil. Kaldı ki Aziz Yıldırım bellegatı çok kötü olan bir insan. Kelime hazinesi, konuşma tarzı çok kötü olmasına rağmen Türkiye'ye bu kötü bellegatı, örneğin R'leri söyleyememesi, örneğin fazla kelime hazinesi olmamasını Türkiye'ye müthiş bir karizma olarak yedirdi. Yedirdilerken yani kabul ettirdi, kandırdı anlamında söylemiyorum. Geçişte. Kabul ettirdi anlamında söylüyorum. Bir defa Ali Koç, unutmayın bunu, büyük acılar çeken hiç kimseden korkmaz. Örnek. 20 sene önce çocukta 5 kuruşu yedim. Şu anda kralına gider. Devlet hariç. Kralına gider. O da ne diyor? Ben devletle işim olmaz. Hükümetle de kavga ederim. Bak bunlar çok önemli replikler. Satır araları. Hükümetle de kavga ederim. Bir tek şeyde ben içki içtiğini itiraf ettim. Türkiye gibi bir ülkede hele bu konjüktürde içki içtim. İyi canlı yayında söyleyebilecek pek az adam var. Ramazan günü. Ha. Ramazan günüydü o gün. Tamam. Yani içer olacak. Ya Ramazan günde içer kardeşim, özgür. Herkese gider devlet hariç diyor. Herkese gider devlet hariç. Devlette kavga etmemiz mümkün değil ama hükümetlerle ederiz. Kendini Atatürkçü efendim laik bir cumhuriyet vatandaşı. Ama Tayyip Erdoğan'la da kötü olmayan. Hayır. Şimdi Tayyip Erdoğan hiçbir şey söylemedi. Devlet Tayyip Erdoğan abi. Hükümet devlet var artık. Kendini çok iyi konuşlandırdı. Ve öyle bir yere sığındı ki ben onu haftalardır söylüyorum. Niye başkan oldum biliyor musun dedi. Ali Koç'u sevmediğimden değil. Ali Koç'la küs de değilim. Yani öyle, Ali Koç öyle. Ki ben bunu defalarca burada BTV, YouTube spor programı defa söyledim. Ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar diyen bir kulüp başkanının tekrar aday olma hakkı yoktur. Bu kadar basit. Ben bunu şimdi Aziz Yıldırım mı benden aldı? Tabii ki benden almadı. Aklın yolu birdir. Bir kulüp başkanı çıkıyor. Bundan 3 ay önce, 4 ay önce. Yani 5 sene önce falan değil ha. Hani dündür, bugündür ayağı yok. 3-4 ay önce. Ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar. Bu söz kime ait? Fenerbahçe'nin bir numarasına. Kulüp başkanı 30 milyonun reisine. Ali Koç'a. O halde sen aday olma ben oluyorum. Ben de soruyorum Ali Koç. Ki soracağım. Sen niye aday oluyorsun kardeşim? Hani sen olduğun sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklardı.
çok uyanık. Galatasaray'ı da biraz hafife aldı. Yani şöyle aşağı indirdi. Ya Galatasaray falan hikaye dedi. Biz FETÖ'larla, terör örgütleriyle savaştık. Hatta buradan da hükümete ve Türkiye'ye toplumuna kendine bir karizma vehmetti. Nasıl? FETÖ ile mücadele ederek hükümetle FETÖ'yü ayrıştırdık dedi. Kimyevi bir madde gibi. Evet, evet. Yani tüm zamanların Aziz Yıldırım için ve diğer bütün başkanlar için. En iyi tüm olur. Zamanların içi dolu, esprili, işte mafya babası gibi geldi diye espri, Sezgin'e atçı diyor espri, birçok espriler rahatlık, umut, kimseyi umursamamak. Kolay değil abi. Kolay değil. Feridun o bana çok çaktı diyor. Bir daha söyle. Feridun o bana çok çaktı diyor. Ha. Feridun onu baş adamıdır. Değişik bir tarzla ben buyum diyor. Müthiş bir. Ha bir de şu var. Ali Koç'u seviyor mu? Tabii ki sevmiyor. Bir şeyine eminim. Bir şeyine eminim. Bak Aziz Yıldırım'la ben defalarca kavga ettim. Aziz Yıldırım'la ben defalarca mahkemelik oldum. Fakat Aziz Yıldırım'ın iki şeyine kefilim. Korkunç bir Fenerbahçe sevgisi. Evet o doğru. Tartışmam. Bak bu Dursun Özbek'te, Hasan Arat'ta falan geç o işleri. Bana önce onları ispat edecekler. İki. Dursun da çok iki, hasta iki, Galatasaray bence. Hazır mısın? Evet hocam dinliyorum. Fenerbahçe. İki. Son derece rahat. Kimse eyvallah zaten yoktu. Dürüstçe herkese gider yapıyor. Kaybedecek hiçbir şey yok çünkü. Tabii canım 71 yaşında. Hocam. Yaşında ya. Rasim abi. Sen 5 yaş sen yolda sonra. Şöyle bir şey olmuş hocam. Evet buyurun. Şimdi adaylığını açıklamadan bir gün evvel çok yakın bir arkadaşı. Kamuoyunun da bildiği bir isim ama ismini ben söylemeyeceğim söz verdiğim için. Onunla 20 dakika telefonda konuşmuşlar. Konuşan kişi neden başkan adayı hani olabilir mi olmayabilir hatta duygusal bir konuşma. Dörtlü gidelim. Şöyle bir ama. Şeye geçmiş. Ya başkan daha kaç yaz geçirebilirsin ki demiş. Hayat belli. Söyleyen kişi de yaşlı epey. Daha kaç yaz daha geçirebilirsin. Zaten bugün ne dedi? Bir dönem kalacağım. İkinci dönem isteseniz de kalamam dedi. Yaşım geldi dedi. Konuşmanın devamında diyor ki ya ben diyor Fenerbahçe gidiyorum diyor. Sen bana neden bahsediyorsun diyor. Ne hayatı diyor. Neden bahsediyorsun? Tamam. Çok da duygusal bir konuşma bana kalırsa. Hakikaten kişisel hiçbir maddi manevi beklentisi olmadan hatta hırslarıyla olmadan nereden anlıyoruz? Bana kaybettirenlere teşekkür ediyorum. Sayelerinde para kazandım diyor. Evet. Hakikaten Aziz Yıldırım son 6 senede serveti belki en az 6 kat artmıştır. Ve vizyon diyorlardı ya Ali Bey gelirken bana. Dünyaca ünlü bir futbolcu ismini söyleyemeyeceğim yine. Dünyaca ünlü bir futbolcu yazar size söylerim sonra. Aracılık ediyor Mourinho görüşmesi için. Dünyaca ünlü bir futbolcu. İsmini Fenerbahçe'de söyleyeyim. Oynadı mı bu futbolcu? Hayır o değil ama. Yani dünyaca ünlü hali bir olan futbolcu olan biri. Yani sadece Mourinho'nun gelmesi değil. Ali Koç'un aklında korkunç bir kadro yapılanması var. Para falan da hiç umurunda değil. Galatasaray hani diyor ya Galatasaray bunu diyor. Hakikaten de tamam. Hedef belki Şampiyonlar Ligi falan olmadığı aşikar. Zaten kendi de söylüyor. Ama çok profesyonel, çok rahat ve ne yaptığını bilerek dinlenmiş bir şekilde geliyor. Ha bu geliş bence Galatasaraylıları korkutmalı. Rasim abi korkutmalı bana kalırsa. Niye? Bence Aziz Yıldırım bugün, seçilip seçilmeyeceği hala tartışmalı. Bugün salona olan akıbet hiç tartışmalı bir şey değil. Aziz Yıldırım yenecek hiç diyorsun. Tartışmalı bir şey değil. Hatta Ali Koç muhtemelen tarihi bir hizmete uğrayacak. Neden? Bence çok yanlış. Şimdi bundan 5 ay önce Ali Koç dedi ki ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar. Aziz Yıldırım ben niye adayım dedi. Sen katılıyor musun buna? Aziz Yıldırım fark dur oraya geleceğiz. Oraya, ben dinliyorum beyefendi sözü kesmeden. Aziz tamam. Yıldırım bugün ne dedi? Evet. Ali Bey olduğu sürece aday Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklarmış. Ben de o yüzden aday oldum dedi. Şimdi bak, bunu bile kullanıyor oradan çekti. Ha bak bütün kongrelerinde şunu diyecek. Ali Bey varken şampiyon olmayacakmış. O yüzden geliyorum. Bu bir. İki. Ali Koç'un yaptığı şey Fenerbahçe kongrelerini hafife almak. Hakir görmek. Hatta daha öteye gidiyorum dalga geçmek. Niye? 30 bin tane insan. İftardan önce bambaşka bir şey konuşuyorsun. Gaza getiriyorsun herkesi. Küme düşmeyi konuşacağız diyorsun. İftardan sonra yemiyor. Niye küme düşmemeniz gerektiğini anlatıyorsun. Ya bu kulüp 3 Temmuz'u geçirdi. 3 Temmuz'dan sonra da bunlar konuşuldu. Küme düşsek mi düşmesek mi hiç sonra ne yapıldı? Aynen yola devam. Yani Ali Koç'un iki tane
spesifik olayı seçim kaybettirecek. Bir o 2 Nisan bir de peşine U19 takımıyla çıkıp Süper Kupa'yı rakibine hediye ettirmek. Ha daha bu dakikadan sonra şöyle bir şey düşünüyorsan abi, hani Ali Koç mu kazanır, Aziz Yıldırım mı kazanır? Nereden görebiliriz? Son maça tribünlere bakın, oradan görebiliriz. 3-0'lık maçta tribün ne diyorsa, son şunu tamamlayayım. Buyurun beyefendi. Fenerbahçe, tamam. Tam da bu yüzden Fenerbahçe tribünleriyle Fenerbahçe kongre üyesi yapısı birbirine çok benziyor. Bir dakika, Ali Koç. Artık dur bitireyim. Kongre üyelerinin neredeyse tamamı kombine sahibi zaten. Peki, bu seçimde. Yani bir 30 bin, o gün, bak 30 bin Kayseri var. Maçında istifa eder Koç'a. Unuttuğum bir faktör var. Arjantin'i anarken Messi yanmadı. Bu yönetimde Aziz Ali Koç'un kendi egosunu da yenerek futbol şubesi baş sorumlusu yapacağı adam. Acun Ilıcalı. Bak ben Acun bir nevi ikinci adam olacak. Bir nevi İsmet Paşa gibi olacak. Galatasaray'ın Erden Timur'u olacak yani. Galatasaray'ın Erden Timur'u gibi Acun'u tasarlıyor. Acun'un da buna niyeti olduğunu yani kim tasarlıyor? Ali Koç. Ali Koç. Tabii öyle bir ve durum var. Ve Acun Ilıcalı'nın varlığı Acun Ilıcalı geldiği an bir kere hükümetle devletle tek bir sorun kalmayacak. Ve Ali Koç'un da geleneksel karizması artı şeyi çok bugün onu fark edip döndürmeye çalıştı ama unutmayın. Evet bak yönetimler 2018'de Hamdi Akın tartışmalı. Hamdi Akın'ı abi bir dakika. Listeler açıklandı mı? Bunlar doğru tahmini değil. Tahmini liste. Tahmini liste. Hamdi Akın bizim doğru değil. Dur bir dakika bir şey söyleyeyim. Tek bir şey bitireyim. Tek sen bir şey söyle bitireyim. Ben sadece yönetimlere tek bir şey bitireyim. Onu konuşuruz. Hamdi Akın doğru değil. Bilakis Hamdi Akın'a şey var. Başka açıdan tepki var. Hamdi Akın'ın kızı olabilir. Şu önemli. Unutmayın. 2018'de net bir biçimde o zaman bütün iktidar medyası Aziz Yıldırım'ı seçti. Bu ters tepti. Aziz Bey bunu bildiği için. Hatta Cumhurbaşkanımızın da bir sözü vardı. Cumhurbaşkanı destekledi. Tecrübeden yanayız diye. Hadi bravo. Bir hafta önce Cumhurbaşkanı unutmayın ben artık Fenerbahçeli değilim dedi. Ben dedi milli takımlıyım dedi. Fenerbahçe divan kurulu üyesi Tayyip Erdoğan. Hatta bugün Aziz Yıldırım dedi ki ya dedi Fenerbahçe divan kurulu üyesiydi Tayyip Erdoğan dedi. Küstürdük onu dedi. Nihat Bey dedi bu ülke bu şey 12 sene hizmet etmiştir dedi. Orada azizci kitle var. Onlar bile hayır Nihat Özdemir haindir dediler. Bak. Bir kere ziyaret etmedim. Şeydoğlu. Ben ya canlı seyredim sen de seyredin İsmet. Hayır öyle değilse sen öyle değil o sen öyle. Sen öyle değil dedi adam azizci bak. Aziz Yıldırım'ın şeyine. Düşün Ahmet Ercan'la bile gidemedi. Almadılar. Gelirsen göz. Yani şu an öyle bir kapışma var. Anladın mı? Aziz Yıldırım'ın. Biz biraz geç haber şey yaptık. Ya hayır biz de olduk. Gidemezdik canım. Biz yo de yo olur mu ya? Ha, sen gidersin. Ben seni demiyorum. Bizim kurumsal olarak. Kurumsal gidersin de kardeşim. Ben gidip onu soru soramam bugünkü Türkiye'de. Anladın mı? Ama Ali Koç'un adamları diye bilinenler tırnak içinde. Onlar da gidemez oraya. Bak şu an durum bu. Ve orada Aziz Yıldırımcı ölümüne başkan diyenler bile hocam. Nihat Özdemir deyince neden olduğunu tartışırız. Nihat Özdemir haindir, alçaktır falan dediler. Hani bize kötülükler yaptı bilmem ne 3 Temmuz'da dik durmadı falan gibi. Evet. O da dedi ki hayır dedi 12 sene hizmet etmiştir o başka dedi. Orada Aziz Bey olgunluk yaptı. Hakikaten okay. Nihat Bey 3 Temmuz'da korkusundan, kötüden değil korktu herif ya hapse atacaklardı. Şeyin yanında duramadı tam. Aziz Bey'in yanında duramadı. Ne ilgisi var cemaatle canım? Cemaatin 3 Temmuz'da ilgisi yok falan diye 4-5 tane röportaj verdi. Konuyu 3 Temmuz'da çevirmeyelim ama ya, dur, dur, dur. Hayır şunu anlatmaya çalışıyorum. Tayyip Erdoğan dedi bu şeye yeniden kazanacağız. Nihat Özdemir kulüple bağını kesti. Kulüp üyeliği kalmadı. Onu yeniden kazanacağız dedi. Hala bakarsan her ne kadar Yiğit Bulut'u orada payladı hani onu bir örnek seçti. Şey yapmadı, kötülemek için halen baktığında 2018'deki o denge sürüyor. Yani Ali Koç daha muhalefet adayı gibi, öbürü daha hani hükümete yakın aday ya gibi. O da Fenerbahçe siyasetinde bana göre ters tepen. Aynen. Katılıyor bak, musun? Aynen. Fakat şu. Hocam buyurun. Arkadaşlar. Ama süper çet olsa ne olur? Süper çetten sonra ekmek neymiş? Ekmek hocam. Can Gürol, Ahmet hocam ve Rasim Ozan'la tanışmaya çok istiyorum. Lütfen yardımcı olur musunuz demiş. Senomen, Ahmet hocaya Toronto'dan selamlar. Onu çok seviyorum.
Sinan olsun. Ahmet Hoca'dan beklediğim cevap. Burada ona ekmek zor çıkar. Gel yaşa demedik ya. En kralı Rasim. Okumuş adam ya. Belli oluyor. Estağfurullah hocam. Hocam Yavuz da Karaman Budapeşte'den ben selamlar. Ben okumuş değil miyim? Yavuz Karaman'a bir görev verdim. Halletti bugün. Tebrik ediyorum. İlyas 1905. Bışar Galatasaraylılar korkmalı diyorsun. Ben kendi adıma Aziz Yıldırım yanına Ali Koç'u varken hatta Acun'u da alsın gelsin sorun yok demiş. Evet Ahmet Hocam. Top sende. Efendim. Arkadaşlar. Buyurun. Öyle bir tabloda ki şu anda Fenerbahçe. Kim kazanır bilemem. Tarihi bir fark olacağını düşünmüyorum ama şu anda bu gece iddia oynasam Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı diye parayı Aziz Yıldırım'a yatırırım. Emin misin? Kardeşim kumarın eminliği var mı? Yani yazı bir tek eşitlik yazı turadadır. Matematik eşitlik. Tamam. Ama 13 bin 12 bin falan gibi. Yani bak. Ben hocam bitirsin bak, sözünü. Belki tarihi Fenerbahçe'nin iç yapısını bilmediğim için Aziz Yıldırım'ın kazanacağını düşünüyorum. Ne kadar fark olur kestiremiyorum. Çünkü Ali Koç hiçbir konuda 6 yıl boyunca hiçbir konuda ya bir konuda diyelim ki Allah'ı var diyelim. Başarılı oldu. Yok. Hiçbir konuda başarılı olamadı. Nedir ya, majör konular? Ya dalga geçiyorsun yap. Dalga geçme. Doğru söylüyor bak. Altı konularla başarılı ol. Bir dakika. Dalga geçiyorsun. Bir dakika. Dalga geçiyorsun. 6 yıl 0 şampiyonluk 1 Türkiye Kupası. Geç bunlar. Dalga geçme. Sportif anlamda mutlak başarısızlık. Tabii. Voleybol okey, basket okey. Bu Aziz Yıldırım zamanında da bu başarılar hocam, vardı. Hocam, Voleybol şampiyonluğu bir, iki, bir başarı iki, yok. Basketbolda şöyle Aziz Yıldırım'ın olduğu dönemki kadar bir başarı yok. Doğrusu bu. Tabii ki Aziz Yıldırım Euroleague şampiyonu oldu. Devam ediyorum. İki. Ali Koç fare doğurdu. Şimdi Ali Koç'a bakıyor. Algı neydi Ali Koç gelirken? İyi bir Fenerbahçeli, yakışıklı, presentable bir adam ve Türkiye'nin en zengin adamlarından biri ve çok iddialı girdi. Siz bizim vizyonumuzu beğenmiyor musunuz dedi. Ersun sorusuna Ersun Yanal geldi. Bir Fenerbahçe'yi şu anda adını sana duyamadığımı bile hatırlamadığımız Türkiye'li onları da rencide etmek seviyorum. Kenarda 5-6 hafta onlar İsmail Kartal'ı gönderdi. İsmail Kartal'ı getirdi falan gibi. Haçtan getirdi. Bir adamın haçtan getirilmesi demek şu anda demek ki o an için veya 10 gün öncesi için 6. tercih falan demek. Vitor Pereira geri gelmesi. Okay. Şimdi bunlar Ali Koç'un karnesi hepsi sıfır. Ya bir tanesi de 10 üzerinden 1 olsun. Ben anlamam. Finansal iyi falan. Ben bilmiyorum. Bir dakika abi. Finansal iyisi söylüyorsunuz. Ama ben bir hocam gün... Aziz Yıldırım borç batağı. Bir dakika. Müsaade et. Aziz Yıldırım her şeyi dört dörtlük yaptı demiyorum. Aziz Yıldırım parası olarak Fenerbahçe'yi zarara sokmadı demiyorum. Zaten Ali Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi zarara sokması, problemler olması Ali Koç'u büyük bir 16 bine 4 bin gibi 4 katı bir oyla getirdi. En önemlisi Fenerbahçe camiası ne düşünüyor biliyor musun? Söyleyeyim mi sana? Söyle hocam. Şu anda ben o 40 bini çünkü benim eşim de o 40 binden tabii, biri. Tabii 40 bin kişi. Bugün konuştuk kime sen dedim oy vermeye falan gitmeyeceksin. Taraf olmadı sen. Ya gerek yok Ahmet Çakar'ın karısı oy vermeye gitmemeli. Benim anlayışım bu. Zorla da tutamam. Koskoca kadın neyi çok. Fakat şu var. Dedi ki Galatasaray'la Ali Koç karakterinde bir adam mücadele edemez. Örneğin Ali Koç'la ben Kasımpaşa'nın, Sulu Kule'nin, Tarlabaşı'nın arka sokaklarında 12'de yürürsem iki tane çakal geldiğinde ben o çakalların dilinden anlarım. Evet. Ali Koç anlayamaz. Türk futbolu bir çakal yuvası ve safa şey olduğu için Serengeti olduğu için diyorlar ki Aziz Yıldırım tamam langur lungur Ali Koç'tan 50 defa daha iyi özellikle rakibimiz Galatasaray'la mücadele. Bir de şimdi Aziz Yıldırım'ın yerine gel. Aziz Yıldırım Allah korusun bugün vefat etse Fenerbahçe tarihinde nasıl anılacak biliyor musun? Tamam hukuken şike yoktur şike var diyen adam hukuken suç işlemiş olur. Ama bir dönem Fenerbahçe'ye kumpas yapıldı şu oldu bu oldu şike UEFA falan diye bunu neyi anılmak istiyor biliyor musun? Nedir hocam? 3 sene yapacağım ondan sonra vaktim yok diyor. Çünkü yaş gereği ya belki de bir rahatsızlığı vardır. Şudur. 3 senede 2 şampiyonluk yaşarsam ve çekildiğim vakit hem Ali Koçan'dan ilk yaparım hem de Fenerbahçe'nin o baskılanmış, hakir görülmüş onurunu tekrar kazandırırım şeyinde. Benim görüşüm Aziz Yıldırım kazanacak. Benim görüşüm Ali Koç'un asla ve asla
aday olmaya hakkı yok. Aziz Yıldırım'ın Mourinho'yu duyurmasından ardından Ali Koç ve Zinedine Zidane için girişimlere başladı. Kardeşim bakın. Üç kere üst üste müsaade edin. Zidane Türkiye'ye falan gelmez. Tabii. Mourinho düşüşte. Tabii. Yani tam düştü demiyorum. Onun için şu anda Alman Bayern Münih almayacağına göre. Evet hocam. İspanya'da bir ara Carlo Ancelotti böyle olmuştu. Everton, Napoli derken tamam Real kardeşim. Madrid oldu tekrardan. Adam der ki nispeten ikinci sınıf ama futbolun çok sevildiği büyük bir ülkede Türkiye bu gruba giriyor. Evet. Orada bir takımda tekrar bir şampiyonluk yaşarsam sıçrama yaparım. Çünkü bugün Mourinho'nun ben 4 tane filan majör ligin en tepe takımlarının isteyeceğini düşünmüyorum. Yani tabii şu kim mesela? City ister mi? İstemez. Değil. Arsenal? Hayır. Liverpool? Hayır. İstese istedir. Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain? Hayır. İtalya? Inter? Yine şampiyon oldu? Hayır. Paris Saint-Germain belki. Yok ama oynattığı futbolu aslında bak Paris Saint-Germain'i birebir. Neden? Ligi zaten alıyor Paris Saint-Germain. Hep alıyor her sene alıyor. En azından oynattığı oyuncu oyun stili. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilir. Tabii. Dembele, Barcola, Mbappe. Mbappe bu, ayrıldı geldi. Ayrılsa bile Kolomani var hocam. Bu oyuncular tamam mı? Şey çok uygun. Mourinho'nun oynattığı oyuna çok uygun. Ama şu var. Mourinho Paris Saint-Germain anlaşmış olsaydı zaten çoktan tabii, işmiş. Yok Arabistan'a... Bir de şunu unutmayın. Bahreyn'e gidiyor. Ne Bahreyn abi? Kesmez abi Bahreyn'i. Ya gitmez. Adamı. Bir de şunu unutmayın. Çok büyük Mourinho, para yani. 50 milyon euro. Mourinho... Para ihtiyacı yok ki. Dinle. Mourinho son dönemde herkesle kavga eden bir adam. Yani öyle Klopp gibi... Uyumlu, filozof, Mourinho'nun aldığı tazminatları yani getirelim. Yani Mourinho biraz o açıdan Fatih Terim gibi. Anladın mı? E Fatih Terim nasıl Panathinaikos'u bir kurtarıcı? Bir abi Obradoviç bir karakter değil mi? Obradoviç de basketbolda da şimdi, zor bir karakter. Yani Jose Mourinho'nun kariyerinde kazandığı tazminatlar. Hocam, Chelsea'den 18 milyon sterlin. Real Madrid 17 milyon sterlin. Chelsea 12,5 milyon sterlin. Manchester United 17 milyon sterlin. Bir saat bile futbol oynamamış bir adam biliyorsun. Tottenham 18 milyon sterlin. Futbol Roma başka bir şey. 3 milyon sterlin. Totalde 85,5 milyon sterlin canım. Ama bu Avanta'dan Hay'dan gelen para. Tabii, bir de aldıklarını say. Tabii o aldıkları yani da var. Yani şu anda en az reklamları say. Bu da tazminatları. Mesela Türk Hava Yolları'nda en az 1 milyon dolar almış mıdır? 2 milyon dolar aldıydı o zaman öyle diyorlardı. Hocam, bu o zaman dedi mi bu iki, bir ay önce. Peki hocam Fenerbahçe'de başarısız olduğundaki tazminat bedeli ne kadar olur? Minimum 12 milyon eurodan söz ediyorlar. Hayır şu var. Yıllık. Hayır şöyle olur. Bir dakika kardeşim. Mourinho 15 milyon dolara falan veya euroya Fenerbahçe'ye gelir. Fenerbahçe bunu ödeyecek resmi hesabı yoktur şey fair play'den dolayı. Açıktan Mourinho'ya bir şekilde para ödenir. 3 milyon falan gösterilir. Tazmin. Veya işte 4 milyon anlaşılır. Bir de Mourinho'ya burada ne bileyim bir reklam filmi üzerinden 8 milyonluk bir dolanma yaparlar. Tamam mı? Kovarsan da paramın hepsini rica edeyim der. Ama yılda 15 milyonun altına falan burayı yanına getirir. Peki hocam Mourinho 3-5 maç yenilince... Hoca moca değil bu. Tabii ki biz başlarız başlayacağız. Tabii. Şey bilmiyor. Onu alan bozku baskısı. Bak, tabii ki ya. Onu yapacak gereksizler vardır mı? Ben başlamam. Ne? Hayır. Başla biz, ben. Biz Mourinho'ya futbolu öğretmeye kalkıyoruz. Haddimiz ya haddimiz olamaz. Hani hepimiz biliriz tamam mı? Ama. Tutmadı deriz en azından. Ha, aşı tutmadı deriz. Başka bir şey. Megaloman deriz. Bazen arkadaşlar bazı isimler kanallara çıkar o kanallarda olmaz. Tamam mı? Yok izlenmez yani. Ya, olmaz hocam. Bu bunun gibi bir şeydir. Bazı hocalar da bazı takımlara gelince olmaz. Olmuyor. Ama Mourinho gibi bir karizmayı Del Bosque'ye Yeniköy kasabı diye gönderdiğin gibi gönderemezsin. Ama şu var abi. Mourinho gelirse bir dakika Mourinho herkes gelirse Türk abi. Futbol tarihinin iki numaralı en büyük hocası gelmiş olur Türkiye'ye. Bir numarası kim hocam? Derwald. Tabii Derwald de büyük. Ki o da düşüşteydi o zaman. Şampiyon değil miydi oğlum? Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'ye geldi. Ama Derwald'in hocam milli takım dışı başarısı yok. Şampiyonlar iyi şampiyon oldu. Ya sak şöyle. 84 Türkiye'sine göre çok ileriydi. Bak 84 Türkiye'sine göre çok ileriydi. Ama Derwald milli başarısı olan. O başka bir şey. Ama tekrar söyleyelim. Jose Mourinho bence kariyer olarak bir numara. Bişar, Mourinho gelirse bence bırak teknik direktörleri. 100 senelik Türk futbol tarihinin futbolcular dahil en büyük transferi olur.
Yani Anelka'sı dahil, ya, Hacisi dahil, Drogba'dan da üstün. Abi Ortega. Drogba var. Dünya şampiyonu Ortega. Bir dakika. Dünya şampiyonu değil hocam. Bir dakika. Ortega Anelka var lan Anelka. Anelka. Anelka tazeyken geldi. Drogba 33 yaşında geldi. Drogba buradan Chelsea'ye gitti abi. Aynı şey değil. Anelka'dan problemliydi. Roberto Carlos yine keza. Ha ha Roberto Carlos Drogba'dan bir tık daha belki iyi. Belki bir tık. Ama Roberto da geç yaşlı yaşlı. Yani o da geç yaşlı. Abi. Ona bak, getiren isim sadece Yıldırım. Şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım açısından son bir şey söyleyeyim. Farklı konulara geçelim. Aziz Yıldırım'ın yaptığı da normal şartlarda ben olsam yapmam. Neden? Neyi yapmasın? Bu başkanlığa aday olmam. Olur mu? Kazanacağımı bile bile. Neden? Niye? Neden hocam? Hocam bu karşısındaki Galatasaray'ı durdurmak çok zor. Kolay. Onun yöntemleri var ama. Bilemiyorum. Ya ki. Ama işte o yöntemlerin adı Aziz Yıldırım. Asimetrik savaş. Psikolojik harp. Hocam bu Galatasaray acayip bir kadro. Acayip bir durumda. Hakim Ziyech bir yıl daha kalıyor. Olaya girdi. Bak bunlar çok tehlikeli şeyler. Büyük olay ya. Yani vallahi bak. Hem de Hakim Ziyech gibi aşırı aşırı problemli oturtamaz adam. Kardeş hocam, öyle bir adam alır ki Mourinho alıyor. Der ki 50 milyon verin. Mourinho 30 da buna verin. Şu iki adam alın. Bak bakayım ben o Hakim Ziyech'leri falan göreceğim. Olabilir. Rasim abi hakikaten ama, şaka bir yana hem Galatasaray Fenerbahçe'de seçim gündemi varken şu an Galatasaray 24. şampiyonluğuna gidiyor bu hafta sonu. Aradan çıkışlar. Bu arada Jose Mourinho'nun zaman içinde Fenerbahçe ile ilgili söylemiş olduğu cümleler var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi demektir. Türkiye Ligi sürekli iyiye gidiyor. Kaliteli lig. Portekiz'deyken Türkiye'den teklif gelmişti ancak olmadı, gerçekleşmedi. Bir gün Türkiye olur mu? Kim bilir, neden olmasın? Ben tutkuyu severim. Maçlara tutkuyla bakarım. Türkiye'de büyük bir tutku var. O yüzden Türkiye'de çalışmak gibi bir durum neden olmasın diyerek Fenerbahçe'ye ortaya karışık yapmış, ışığı yakmış. Ahmet hocam size bir şey soracağım. Buyurun beyefendi. Ne yapıyorsunuz böyle? Galatasaray logosu görünmüyor. O yüzden Ahmet hocama kayar mısın dedim. Evet. Hocam ben Ahmet hocama kayarım. Ya bir durun. Sayın abi, bir durun be oğlum. Hocam, Sayın Aziz Yıldırım dedi ki Jose Mourinho'yu ben getireceğim. Eğer ben getirmezsem karşı tarafın getirmesi için yardım edeceğim. Hatta %50'sini ben karşılayacağım. Aziz Yıldırım seçilmedi. Ali Koç seçildi. Ali Koç da getirdi Jose Mourinho'yu. Sözün tutar Aziz Yıldırım. Tamam, sözün tuttu. Jose Mourinho başarılı oldu. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Kim başarılı sayacak? Ali Koç. Tabii ki Ali Koç. Ama onda argümanı hazır. Ama evladım, yani sonuç olarak tamam. Aziz Yıldırım'ın katkısı Ali Koç. Peki bunu düşünen Ali Koç Jose Mourinho'yu getirir mi? Ben Aziz Yıldırım'ın parası ödeyeceği adamdan niye getireyim der? Satrançta açmaz diye bir hamle stratejik vardır. Bu korkunç bir hamledir. Aziz Yıldırım'ın yaptığı şu hamle. Dalga geçiyor hocam biliyor musun? Dalga geçiyor demiyorum. Şöyle. Hiçbir hamle yapıyor. Tamam o anlamda diyorum. Dalga geçiyor derken hani sen kimsin benim karşımda oynuyorsun diyor. Mourinho'yu bak diyor. Hatta daha öte söyleyeyim mi? Evet. Tarihinin en iyi transferini ben yaptırdım. Dzeko. Ali Koç'un 6 yıllık başkanlık tarihi. Söyledi onu da bugün söyledi. En iyi transferidir. Benden akıl aldın yaptın. Şimdi hocanı ben sana söylüyorum. Kalırsa eziyor. Eziyor. Dzeko'yu mu söyleyecek mi? Dzeko'yu mu söyledi? Tabii. Git Dzeko'yu al, Marcelo'yu al. Ya dedi ki Serdar Dursun kim ya diyor. Bundesliga 2'den topçu bakıyorsun. Dzeko boşta diyor. Git diyor Dzeko'ya. Git de dedi ne aldı. Sergio Ramos boşta diyor. Hakikaten dedi. Git diyor Sergio Ramos'u al. Bu Lemos Memos. Ali Koç 2019. Bak açıklaması olur. Hakikaten futbolu anlamıyordu. Jose Mourinho şartlarına anlaşırsak gelecek. Ama rahat bırakmıyorsunuz ki. Burayı takip ediyor. Suudi Arabistan'a gitmiyor. Rahat olur. Bu yönetime teklifim. Jose Mourinho ile ilgili çalışmayı düşünüyorlarsa Şekip Mosturoğlu'ndan rica edeceğim. İki tarafın arkadaşlar gitsin ve imzayı atsınlar. Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin. Biz kaybedersek Mourinho'nun yarı parasını da ben ödeyeceğim. Of, haydi bakalım. Of. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Tam siyasi. Konuşmuş. Çok müthiş bir strateji. Korkunç bir strateji. Bravo. Bak korkunç. Şimdi diyor ki git imzala diyor. Hatta Şekip Bey'e de rica edeceğim diyor. Yani o hukukçu. Yok divan başkanı ya. Hayır diyor kayda bağlasın diyor. Ha. Şekip Bey divan başkanı. Ama hukukçu olarak. Gidin anlaşın diyor. Gidin anlaşın. Şu anda Fenerbahçe'nin akil insanı. Müthiş bir stratejik hamle. Korkunç. İşte onu diyorum hocam. Yani hani kedinin tırnak içinde. Peki o zaman bir sorun var. Fenerbahçe medyasının ve Fenerbahçeli yazarların çoğunluğu niye hala Ali Koç'u destekliyor? Ben bakıyorum. Sen aramızdaki en cesur insansın abi. Sorsana bana bir de. Soruyorum. Sorsana. Fenerbahçe medyasının ve Fenerbahçeli yazarların büyük çoğunluğu niye hala Ali Koç'u destekliyor? Söylüyorum. Babam bana derdi ki oğlum. Adama güvenme ölür. Duvara dayanma yıkılır. Aylarca, yıllarca.
YouTube medyası şunu bunu besleyen. Paralı köpekler diyor bütün yazarlara. Aynen öyle diyorum. Var mı diyeceğim? Bir şey diyorsun çünkü ifade özgürlüğü. Ha. Şok edici ifade bile olsa diyor ahim söyle o meşhur tabiri diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Oslo kararı. Topluma bağlı olmuş insanlar. Şok eleştirilerinde, eleştirildiklerinde acıtıcı da olsa, hakarete yönelik de olsa sindirebilmelidirler. Hocam, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Oslo kararı. Tebrik ederim. Bir rukusi gibi. Ya bak Kemal Bey diyor ki onların hepsi Ali Koççu çünkü onlar paralı köpek. İşte dedi ya. Hepsi değil. Belli bir kısmı tabii. Hocam işte bak var ya neyden mutluluk duyuyorum biliyor musun abi? Bu kadar kirli bir ortamda. Tabii açık açık. Sıfır. Ama bak mesela. Paralı köpek oğlum en biri. Murat Aşık da Ali Koççu. O ayrı. Murat Aşık. Hayır ben Murat Aşık kastettim. Çok delikanlı. Niye Ali Koççu sence Murat? Sebepleri vardı. Hayır inanır. İnanabilir. İki sebebi var. Ali Yıldırım'ın yönetiminde yer aldı. Araları bozuktu. Araları bozuyor. Aziz Yıldırım çok kalp kırdı. Aziz Yıldırım yönetiminde yer mi aldı? Tabii ki. Ben Murat Aşık'ı hiç tanımadım. Saadettin Saran futbol şube sorumlusuyken Murat Aşık da hocam. Murat Aşık da basketbol şube sorumlusu. Babasını tanırdın ya Metin Aşık. Metin abi Allah rahmet eylesin. Şimdi beyler bir laf vardır. Gücü özgürlüğünde. Bizim gücümüz. Kendi adıma konuşayım ki arkadaşlarıma hocam, da konuşayım. Hocam BTV için konuşalım. Kurumsal konuşalım. Kurumsal BTV için konuşalım. Gücümüz. Özgürlüğümüzde. Tabii. Çok doğru. Elhamdülillah. Bizi bak. Bak ne diyorum? Şu anda Aziz Yıldırım daha şanslı dediğim adam beni FETÖ'den şikayet etti. Şekip şu anda benim halleştik. Efendinin ofisinde arkadaşım. Bunlar beni şikayet tabii, etti. Tabii senin Şekip bağırdı. Kavgam var Şekip diyerekten. Ama o bir haksızlık kabul. Abi dur. Hayır dur, emin değilim. Oraya dönme haksızdır. Dur oraya dönme ne olur. Adamı gece uyandı. Dur bakalım buraya, dur. Buraya para geçmez ama. Ne olur ama hatır gönül geçebiliyor. Ben de geçmez ya, oturdum. O yüzden adalet hatır gönül. Beyler beyler benim bir lafım vardır. Hemşeri hemşeriyi gurbette becerirmiş. Ben kimseye acımam. Ben kıyamıyorum. Bir yukarıda Allah var. Bir başta da hoca Şekip Monster oğlu gizli tanık mı? Ne olur bak doğru. Evet dedim bunları doğru. Haksızlık etti kabul etti. Abiler, evet. Aziz Yıldırım'ın bugünkü konuşmasından önemli evet. Bir anekdot daha var. Zengin iş adamları geliyormuş yönetime. Zengin adamları ne yapayım? Hocayı kaldırın duman. Hayır efendim ya. İstemiyorum rahat ettirin beni ya. Özgürlük. Ne yapayım? Zengin adam yönetime girince çalışmaz. Bu kadar mı kafanız çalışmıyor? Para versinler yeter. Bayrakları çıkardık ama bir türlü sallayamadık. Borcu kapatmaya değil, şampiyon olmaya geliyoruz. Çok çok bunlar var ya. Söylüyor, bunlar. Burada kastettiği zengin adamlar kim nedir? Ahmet hocam, Rasim abi. Ya Murat Ülker, Feriş Şahin en başta. Abi diyor çok açık. Murat Ülker, Feriş Şahin gelmesinler, ateşlesinler diyor ya. İlgen yarasınlar bana. Nihat'ı ondan söylüyor. Nihat Özdemir de ondan diyor. Ateşlesinler diyor. Sponsor olsunlar, para versinler diyor. Bir de şampiyonlar. Bana hamal lazım diyor. Hamal ne? Gidip göre. Bak bir şey söyleyeyim mi? Şu var. Aziz Yıldırım'ın en ona ihanet etmeyeceği adam, iki adam tanıyorum. Biri Şekip Mosturoğlu. Tabii. Biri de Mahmut Uslu. Bu yarın Mahmut abi. Severim Mahmut Uslu'yu. Üçüncüyü yani. Söyleyeyim mi? Fazla kimse tanımaz. Savaş Adalet. Cumartesi gecesi sandım. Aa. Ortam vardı. Kemal Pekel vardı. Aa. Az Yıldırım'ın sağ koludur. Bunlar benim arkadaşlarım. Savaş ile yeni tanıdım. Bir iki zarf attım. İnanılmaz sadık bir kardeş. Ve asla yalak değil. Terbiyeli. Şekip Bey de öyledir hocam. Şöyle aslında ama ya. Şu var. Yol arkadaşı. Tabii Aziz Bey kardeşleri falan filan tabii ailesi hariç istiyorum. Mahmut Uslu ve Şekip Mosturoğlu oldu. Evet. Şekip Bey çok eski, çok eski bu arada şey. Eski avukatıdır yani. Ama şu da var. Yani Fenerbahçe'yle tanışmamışlar. Adaletli olalım. Ali Koç geldiğinde de bunu maalesef Aziz Bey yönetimi saydam değildi. Ne güzel hayat. Bir geldi. Feneryum'dan bir şey alıyorsun, banka el koyuyor. Feneryum'dan bir şey alıyorsun, forma alıyorsun, banka el koyuyor. Ne demek? Maça gidiyorsun, yani o kadar kulüp çökmüştü ki bütün gelirleri tebrik edilmişti. Abi. Hayatım ben ya Aziz Yıldırım maddi anlamda Fenerbahçe'yi aşağı çekmedi demiyorum. Ya. Orada da haklı adam. Orada da biraz haksızlık yapılıyor, neden? Bir şey söyleyeceğim. Azizci bir şey. Ya abi ama bak Azizci değil. Fenerbahçe stadını kim yaptı? Eskisi o yaptı. Kenan Evren alanını kim yaptı? Samandıra'yı kim yaptı? Samandıra'yı kim yaptı? Her şeyi geç. Topuk yaylasını kim yaptı? Doğru, ya oralarda Fenerbahçe para basıyor. Deli gibi. Para basıyor. Her o yaz gelen gelen nerede para basıyor oğlum? Hesabı yok ya, topuk yaylasına. Bile her yaz gelen gelen takımı yok. Ya, sen ne yapıyorsun? Ya. Kamp yeri değil mi? Sadece hocam bir şey söyleyeceğim. %49 dolar faiziyle para almış. Ya olmaz abi artık sona ya doğru. En güzel diyor ki. Faktorikler kulüp batmış. Ya bak benim objektif konuşursun. Evet objektif konuşursun. Aziz Yıldırım orana baktığım vakit
korkunç başarılı bir başkan değil, diyemem. Değil, değil. Ekonomik Lütfen olarak çok güzel Süleyman Seba'nın yaptığı ekonomik olarak yapmadı. Fakat Ali Koç hiçbir şey yapmadı bir adam be. Hocam, Ali Koç, sıfır cihat verdi Ali be abi. Ali Koç business olarak kötü yönetmedi. Kulübü düzeltti. Şimdi bak, ben öğretmeninizim. Öğretmeninizim. Sizi sözlüğe kaldırıyorum. Evet canım hocam. Bir oyuncu, bir adama tamam işte bir şeyler biliyor ama tam yeterli değil ama diyorum. Boğaz evet. Yıldırım. Ulan ötekine ne sorsam sıfır aldı ya. Hiçbir cevap veremedi. Bunun gibi bir şey. Evet, hani öğretmen öğrenci ilişkisinden hocam, giriyorum. Hocam bir şey söyleyeyim mi ben size? Buyurun. Şimdi Ali Koç corruption, yolsuzluk. Asla. Yapmaz. Öyle bir şey Ali Koç'un adı bile geçmez. Ama Ali Koç ekonomik olarak iyi yönetti demek hata. Ne der? Şöyle. Dur abi dur bir dakika kardeşim. Dur bir Rasim kesme oğlum. Hayır abi dur kardeşim sana anlatsın bak. Ben sana. Sen kulüp de yönettin daha tecrübelisin. Aynen öyle. Bak şimdi yöneticilik oyunlarını ben size söyleyeyim. Akhisar'da deneyimin var. Kitap yazarsın. Akhisar'da, Sakarya'da maalesef bu futbolumuzun gerçeği. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da var, Beşiktaş'ta. Gölge sözleşme çok fazla. Maalesef. Gölge sözleşme ne? Anlat çünkü millet gençler öğrensin. Büyük kulüplerimiz resmi olarak SPK'ya bağlı. Her birinde de futbolculara ya da menajerlere verilen ayrı farklı ücretler maalesef var, sözleşmeler var. O yüzden çok cebellezin oluyor. FIFA, KAS, cebellezin değil bu söylediğim, başka bir şey. Evet. FIFA, KAS, hatta Türkiye Futbol Federasyonu itibar ediyor. Türkiye mahkemeleri de itibar ediyor gölge sözleşmelere. Futbolcunun alacakları için. Yani kağıt üzerinde resmiyette 3 yazıyor ya. Ama gerçekte 5. Tabii. Aradaki 2'yi nasıl vereceksin? Fenerbahçe kulübü veremiyorsa kim verecek bu parayı? Açıkta. Ali Koç cebinden veriyor. Ali Koç'a da yazık. Ama bu Fenerbahçe'nin ekonomisinin düzeldiği anlamına gelmiyor. Bak Ali Koç hiç vermese 150 milyon euro ile 170-75 milyon euro arası bir para verdi. Aslında reel olarak kulübün Ali Koç'a 150 milyon euro falan borcu var. Ama evet. Adamcağız ne yaptı? Bak Allah var. Muhtemelen istemez diyorsun. Muhtemelen değil, istemeyecek zaten. Öyle delikanlı bir adam. Ayrılsa bile. Zaten buna kendi açıkladı. İstersen beni kongreden üyelikten atın. Hatta Galatasaray'a laf attı. Bunlar dedi kendi paralarını istiyorlar dedi. Haksa gündürüyorlar dedi. Şimdi Rasim abi. Onun dışında markalarını reklam yaptırdı. Otokoç. Ali ya. Koç bak bu konuda korkunç fedakardır. Ama bazen 150 milyon euroya 5 milyon euroya yapacağın şeyleri yapamazsın. Örnek mi hocam? Bir örnek verelim. Bizim bu YouTube kanalı. Geçen biri almış. Yeter artık bilmem ne falan. Kesin demiş rejide iki kişi kamerada bir kişi çalışıyor. Evet aynen bu kadarız. Küçücük bir stüdyomuz var. Aa, şu anda maçsız günde anlık 8 bin izleniyoruz kardeşim. Tabii. 155 bin bugün aboneyle. Bugün sponsorumuz var mı? Bugün de yok. Var. Var. Let's go. Bu yayında sponsorlu. Yapmadık ama. Hayır, editoryalımız yok. Ha. Normal sunucularımız var. Ha. Şuraya geleceğim. Evet. Çok küçük bütçelerle şu anda Türkiye'nin en önemli yayınlarından birini yapıyoruz ve bu kanal olarak. Doğru. Tamamı organik. Bütün üyelerimiz organik, izleyici kitlemiz organik, etki gücümüz organik. Bu kadar. Benim anlatmaya çalıştığım da bu. Bazen milyon dolarlar verirsin. Yok böyle. Tabii canım ya. Ufak medya kuruluşları. Adam ya milyon dolarlar saçıyor. Sanki Arap şeyhi. Başarısı oluyor. Bu kadar. 2 ay sonra finish. Heh. Ali Koç'ta Aziz Yıldırım arasındaki fark da bu. Bazen çok büyük paralar saçmazsın. Ama pat. Ha Aziz Yıldırım'ın hataları yok mudur? Olmuştur. Mehmet Topuz transferi, Serdar Kesimal transferi, Gökhan Ünal transferi vardır. Muhakkak vardır. Ama Ali Koç'un 150 tane transferini sayabiliriz. Ya da Ali Koç döneminde israf oldu. İsraf var. Corruption olmadı. Corruption olmadı. Aziz Bey döneminde çok corruption oldu. Hayır ama Aziz Bey'in kendisi yapmadı. Kendisi değil. Çevresi. Ya, çevresi de değil. Mesela tanıdığı menajer şudur bu ama burada bir de bir şey %49 dolar faiziyle para almak. Ben bunu bilmiyorum bak. Yok şey açıklandı. Ali Koç açıkladı bunları. Ben bunu bilmiyorum. Yani. Bu artık son 2 sene gördüğüm kadarıyla şanzımanı dağıtmış Aziz Yıldırım yönetimi. 16-18 arası. Gördüm o.